iletişim gezegeni Merkür gökyüzü gündeminde yine bir numara. Güneş gökyüzünün en hızlı burcunda, ikizlerde hareket etmeye başlıyor. Güneş ikizler burcunda hareket ederken mevsimde kalplerimiz de başka bir bahara uyanıyor. Hazır mısınız? Merkür'ün Venüs'le kavuşması hangi konuları gündeme getirecek? Hepsi ve daha fazlasını birazdan astrolog Zeynep Turan sizin için yorumluyor. Efendim size şimdi de gök kubbeden biraz haberler vereceğim ve haftanın genelinde neleri etkileyeceğini şimdiden öğreneceksiniz. Arkanıza yaslanın, biraz da televizyonun sesini açın. Çünkü Mayıs ayının ilk günlerinden bu yana size gökyüzünde derbi olduğunu hep anlatmıştım. Özellikle gökyüzünde Güneş'in Boğa burcuna hareket ettiğini ve Merkür'ün de Boğa burcuna geri gittiğini göz önünde bulundurursak Venüs'ün bütün ahengini zaman zaman evliliklerde, ilişkilerde, zaman zaman da diyaloglarda ve inatçılıkta, fikir değiştirmede olabildiğince günlük hayatımızda ortaya koyuyor. Dolayısıyla sevdiklerimizin ani haberleri, hatta hiç şaşırdığımız birçok olayı da beraberinde yaşıyoruz. Peki, dün gerçekleşen Boğa burcundaki Merkür-Venüs kavuşumunu merak ediyor musunuz? Biliyorsunuz Merkür Boğa burcunda geri gidiyor. Aynı zamanda da Venüs'le yönetici gezegeni, yani Boğa'da Merkür'le iletişim kuruyor. Şimdi geri giderken Merkür'ün Venüs'le iletişim kurmasıysa olabildiğince ikili ilişkilerde memnuniyetsizliği, söylemleri, eleştiri ve hafif de tembelliği de temsil ediyor. Unutmayın, bu ayın ünlüsü Merkür. Çünkü hem de Güneş'in önünden geçerek küçücük o heybetiyle adeta Güneş'e de biraz da meydan okumadı değil. Takdir edersiniz ki Merkür'ün bu kadar popüler olduğu günlerde iletişim burcu olarak düşündüğümüzde Boğa'daki geri gitmesi de adeta içimizde zerzenişleri, kaygıları, özellikle de memnuniyetsizliği son safhaya taşıyor. Eğer siz de benim gibi mükemmeliyetçi bir burçsanız, yani Başak ikizler balıksanız, gerçekten bu hafta iyi yönetmeniz gerekiyor. Bana kulak verin ama diğer burçları da anlatacağım. Kendimizi etrafımızdaki insanlara kıyasladığımız, lüzumsuz harcamalar yaptığımız, dikkat dağınıklığıyla baş edemediğimiz bir hafta bizi bekliyor. Zaten bunun döngüsünü dün öğleden sonra yaşamaya başladık. Memnuniyetsizliğimiz aslında kendimize dair bir döngüde olduğunu, şikayetlerimizin, isyanlarımızın kendi rehavetimize olduğunu da belirtmeden edemeyeceğim. Aynı zamanda 20 Mayıs Cuma günü Boğa burcunda hareket eden Güneş artık süzüle süzüle İkizler burcu, yani İkizler burcu takım yıldızına geçiş yapacak. Bu rehavetimiz dağılacak. Cuma akşam üstünden sonra gündeme biz yetişemeyeceğiz. Etkisini ise efendim Perşembe günü öğleden sonra gösterecek. Söylemler, şikayetler, basın, magazin, ünlüler birbiri ardına. Hatta çok ilginç, ilişkiler bile bu dönemde gündeme gelebilir. Birbirlerini de insanların yargıladığını, siz de bir şekilde tarafınızı belli etmek zorunda ya da sosyal medyada fikrinizi söylemek isteği duyabilirsiniz. Dolayısıyla haftanın hızına yetişemeyeceğimizin etkisi Güneş'in İkizler Burcu'na geçişiyle Perşembe gününe itibaren başlayacak. İmtihanımız zihnimizle efendim. Ben bu sloganı tweetburç.com.tr'de attım. Detayları oradan da okuyun. İmtihan veriyoruz, hızlı düşünüyoruz, her şeye yetişmeye çalışıyoruz. Ben yaparım, ben hallederim, o ne yapmış ki diyoruz. Memnuniyetsizliğimiz, tatminsizliğimiz, huysuzluğumuz, kendimizi ifade etme şeklimiz, meraklılığımız, sabırsızlığımız, özellikle de Aralık ayında yaptığımız hataların bir bir seceresi bugünlerde dökülüyor. Sınavımız kendi zihnimizdeyken başkalarını kırmak, dökmek ya da yanlış yorumlar yapmak, yanlış bilgileri adı altında haberler yapmak çok enteresan olacak. Aslında baktığınızda önümüzdeki günlerde medyada kendi içinde sınavlar verebilir. O yüzden siz haftanızı iyi yönetin diyorum ve biraz daha televizyonun sesini açın. Çünkü burçlarınızı anlatacağım efendim. Hazır mısınız? Koç burcuyla yolumuza devam ediyoruz. Koç burçları, sevgili koç burçları, yükseleni koç olanlar. Düşüncelerinizin hızına yetişemeyebilirsiniz efendim. Güneş 3. evinizde telefonla ilgili, iletişimle ilgili her türlü döngü bu dönemde sizinle adeta yarışıyor. Siz zamanla yarışacaksınız. Kendinizi ifade etmekte biraz da zorlanacaksınız. Birçok şeyi çözmeye, birçok kişiye de yetişmeye çalışacaksınız. Adeta sevdiğiniz insanları toparlamaya çalışırken bir yandan da kırabilirsiniz. Bu arada çalıştığınız ortamda küçük,
üstünde durulmayacak yalanlar yakalayıp bazı konularda da taraf olmak zorunda kalabilirsiniz. Düşünceleriniz hızına yetişemiyorken insanlara biraz fırsat tanıyın. Perşembeden sonra olabildiğince işleri kontrolünüz altına alın derim. Özellikle ikili ilişkilerde. Sevgili boğa burçları, güvendiğiniz insanlar değişebilir. Güneş burcunuzun son derecelerinde süzülürken, yönetici gezegeniniz Venüs de burcunuzda hareket ederken, Merkür de burcunuzda geri giderken cümbüş aslında sizde. Dolayısıyla hedef bildiğiniz, planlarınız yön değiştirirken yola çıktığınız dava arkadaşlarınız, ilişkinizdeki beklentiniz de değişebilir. Sizin için çok önemli bir hafta. Güneş boğa burcundan gitmek üzereyken, yani bu aralar doğum gününü kutlayan boğa burçları bile sevdiği insanlarla ilgili belli başlı sınavlar verebilir. Güvendiğiniz insanların artık yerlerini değiştirebilir, birilerini ikinci plana atmak zorunda kalabilirsiniz. Sevgili ikizler burcu, güneş cuma günü öğleden sonra burcunuza geçecek. Sizde hareket eden güneş bize can suyu olurken iletişimle ilgili çıkacak bütün sorunların adeta üstesinden gelmemizi sağlayacaksınız. Bir eksikle, çünkü olabildiğince birbirimizi yanlış anlayacağız. Unutmamak gerekir ki Merkür de 2016'nın bu tarihlerinde boğa burcunda geri gidiyor. Evet, güneşten destek alacağız. Enteresan tecrübeler yaşayabileceğiniz bir dönem başlıyor sevgili ikizler. Unutmayın, 7. evinizde Satürn ve Mars da geri gitmekte. Mars artık efendim yay burcunun başlarında, dolayısıyla da bugün yarın Akrep burcuna geçecek ve dolayısıyla Mars'ın Akrep burcundaki gündemini anlatırken siz sevgili ikizler de birazcık rahat edeceksiniz. Ama haftanız o kadar ilginç geçecek ki cumadan itibaren siz bile gündeminizin hızına yetişemeyeceksiniz. Çünkü artık ikizler burçları doğum günlerini kutlarken güneş de adeta sizin yaşamınıza büyüteç tutacak. Mars'tan kurtulurken güneş-satürn ilişkisi adeta son 9 yıldır hayatınızla ilgili almadığınız kararları aldıracak. O yüzden acele etmemenizi, özellikle yönetici gezegeninizin inatçı bir burçta geri gittiğini sakın unutmayın. Sabır her şeyin anahtarı olduğunu gözlemleyerek doğru yolu bulacağınızı ve doğru kararları alacağınızı bir yere not edin. Çünkü en önemli haftadan aslında siz geçiyorsunuz. Sevgili, neye göre önemli dersek de gökyüzündeki retrolara göre olduğunu da belirtmek isterim. Çünkü Satürn'e Mars'ın gerilemesi olabildiğince ikizler ve yay burcunu burnundan getirdiğini not düşelim. Sevgili yengeç burçları, bu haftanın genelini nasıl geçeceğini merak ediyorsanız efendim bana kulak verin. Sizin için değerli olanları daha çok korumak isteyebilirsiniz. Güneş 12. evinizde. Hareket etmeye başladığında, yani ikizler burcuna geçiş yaptığında maneviyatınız artacak. Ailem diyeceksiniz, sevdiklerim diyeceksiniz, emeklerim diyeceksiniz. Eğer yurt dışından bizi izleyen yengeç burçlarıysanız ya da yükseleniz yengeçte bu aralar seyahatler ve vatanım diyor olabilirsiniz. Sevgili yengeçler için bugünlerde gündem değişirken aynı zamanda cuma günden itibaren değerlerinizin yerlerini belirlerken bazı insanı hayatınızdan çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle sizin duygusal modunuzu. O 2,5 günde bir ayın fazı değişirken, yani yönetici gezegeniniz, sabahınız farklı, akşamınız farklı, kırılganlığınız fazlaca var. Siz zodyak grubunun en hassas burcusunuz. Nihayetinde güneş de 12. evinizde, korku evinize geçtiğinde yeni düzenlemeler yapıp ailenize ve var olan sevdiklerinize daha çok sahip çıkarken sizi huzursuz eden insanlardan bu aralar uzaklaşmak isteğiniz olabildiğince artacak. Dolayısıyla iş değiştirmek isteyen bir yengeç burcuysanız lütfen bunu Merkür gerilemesine yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü duygusal kararlar alıp aniden iş ayrılıkları, iş feslini gitmek isteyebilirsiniz. Sevgili aslan burçları, bildiğinizi okumak sizi zorlayabilir. Evet. Kimine göre aslan burcu sabit fikirlidir, kimine göre çok inatçıdır. Efendim, aslan burcu takım yıldızında hareket ederken güneş doğanlar, ekran başındaysanız size şunu söylemek isterim. Sizin bir lojistik zekanız var. Kolay kolay karar almıyorsunuz. Aldığınız karardan da kolay kolay vazgeçmiyorsunuz. Bu ikili ilişkilerinize de yansıyor. Gönlünüze taht kuran bir daha da gönlünüzden kolay kolay düşmüyor. Çünkü toleransınız çok fazla. Bu yanlış anlaşılmayı da düzenledikten sonra haftanızı eğer merak ediyorsanız bildiğinizi okumak sizi zorlayabilir. Bu aralar çünkü iletişim gezegeninin
ve mücadelemizi temsil eden Mars'ın artık burç değiştirdiğini göz önünde bulundurursak ister istemez çevrenizdeki insanların potansiyelini ve eleştirebilirsiniz. Eleştirmek de sizin aslında çok yaptığınız bir şey değil. Bu aralar beklentileriniz yüksek. Perşembeden itibaren yapacağınız, alacağınız toplantılar veya İşle ilgili görüşmelerde dikkatli olmanızı öneririm. Hele de sosyal ortamlarda yakın arkadaşlarınızı bayağı hizaya getirebilir, farklı söylemlerde bulunabilir, dikkat çekici konuşmalar da yapabilirsiniz. Sevgili Başak Burçları, geleceğinizi daha çok sahipleniyorsunuz. Şansı ve bereketi temsil eden Jüpiter aslında Güneş Burcu'nun üzerinde geri gitmekten vazgeçti ve bitirdi retrosunu. 9 Kasım'dan bugüne efendim siz aslında gün yüzüne çıktınız. Kendinizi hissediyorsunuz. Dramadan kurtuldunuz. Ama güneşin nizin üstünde hareket eden Jüpiter'in etkisi bitti mi? Bitmedi. Dolayısıyla mükemmeliyeti isteyen özellikleriniz daha da artık yükseldi. Sevgili Başaklar, bu aralar kilo alımına dikkat etmenizi öneririm. İştah açıklığı, gece uykusuzluklar çekiyor olabilirsiniz ama hayatınızın da en önemli yıllarından geçtiğinizi, Eylül'e kadar Jüpiter'in burcunuzla size eşlik ederken lütfen bu günleri boşa titizlikle harcamamanızı öneririm. Geleceğinizi sahiplenin. Bu hafta alacağınız iş teklifleri, iki ilişkilerdeki kararlar sizi özellikle 12 yıllık bir döngüye taşıyabilir efendim. 12 yıllık kapının anahtarını hayatınızda bu hafta açabilirsiniz. Sevgili teraziler, yükselen terazi olanlar, hele bir de ay burcunuz terazi ise lütfen bana kulak verin. İstekleriniz gerçekleri görmemenize yol açabilir. Arzularınız çok yüksek çünkü güneşin hareket ettiği burç artık boğa ve ikizlere doğru hareket etmek üzere. Dolayısıyla hava burcunda hareket edecek güneşin göz önünde bulundurursak, siz de havanın öncüsü olduğunu göz önünde bulundurursak, ister istemez arzularınız, istekleriniz, hayalleriniz, hedefleriniz günlük hayatla problem yaşamanıza ve çevrenizdeki insanların söylemlerine kulak veremeyeceğinizi işaret ediyor. Perşembe ve cuma günü diyaloglarınıza, özellikle sevgili teraziler, evliyseniz iki ilişkilerde diyaloğunuza, eşinizin ailesine, ailesiyle kuracağınız diyaloglara bu döngüde dikkat etmenizi, özen göstermenizi, o son söylenecek lafı başta söylememenizi öneririm. Kalp kırmamakta fayda var derim. Gökyüzünde bir derbi var. Bunu da sakın unutmayın. Ani gelişmeler dünya içinde, özellikle birçok ülke içinde, bütün gündelik hayattaki hizmet sektörleri içinde geçerli olduğunu bir kez daha altını çizelim. Sevgili akrep burçları, yükseleni akrep olanlar, dürüst davranıp şaşırtıcı itiraflarda bulunabilirsiniz. Siz her şeyi hazmetmiş bir burçsunuz. Çünkü siz aslında çok güçlü, heybetli, akrep takım yıldızına doğmuş, güneşin en güzel enerjisini almış, savaşı, mücadeleyi temsil eden, kazanmak için verilecek emekten, çabadan korkmayan bir burçsunuz. Bunun için de efendim bu hafta olabildiğince samimi itiraflarda bulunacaksınız. Emekçiliğinizi, çalışkanlığınızı, bakış açınızı, tarafınızı çok net bir şekilde ifade ederken özellikle birlikteliğinizde eş ailesi ya da ilişkinizdeki insanın çevresiyle ilgili yorumlarınızı çok keskin yapacaksınız. Dolayısıyla da dürüstlüğünüz ve itiraflarınız dikkat çekecek ve sizi yanlış anlayanların da burada bertaraf etmiş ve düşünceleri de düzenlemiş olacaksınız sizinle ilgili. Sevgili yay burçları, yükseleni yay olanlar, kimse ikna etmeye ihtiyacınız olmadığını fark edebilirsiniz. Kolay değil. Güneş cuma günü artık 7. evinizde. İkili ilişkilerde eğer problemleri olan bir yay burcuysanız ve uzun yıllardır aynı yerde çalışıyorsunuz veya terfi alamadığınızı düşünüyorsanız tamamdır artık diyeceksiniz. Benim artık kimse ikna etmeye ihtiyacım yok. Ben artık yolumu bir şekilde kendim ifade edeceğim diyeceksiniz. Ve dolayısıyla ortaklıklara, evliliğe, ilişkiye, birlikteliğe, çok sevdiğiniz günlük hayatınızda hareket ettiğiniz insanlarda yeni düzenlemeler yapacaksınız. Bu düzenlemeler bazı insanları üzebilir ama sizin emek verdiğiniz dönemlerde unutmayın onlar da sizi kulak arkası etmişti. Bunu neye göre söylüyorum? Efendim gök kubbenin Satürn'ü, öğreten, yeri geldiğinde kötücül gezegen dediğimiz, öğretmek adına kötücüldür bu arada, Satürn'ü siz misafir ediyorsunuz. Bunu unutmayın. Öğreniyorsunuz. Ve nasıl düzene sokarsam geri dönüşümü alırım diye de fark ettiğiniz günler ve hafta diyebiliriz. Aynı zamanda Oğlak burçları, sevgili oğlaklar, yükselen oğlak olanlar, Plüton gerilemesi var.
Efendim, Plüton gerilemesiyle baş etmek gerçekten kolay değil. Yeraltını yöneten bir gezegendir kendisi. Duygularımızı ve aslında nefsimizi de tetikler aynı zamanda. Dolayısıyla Güneş 6. evinizde Plüton gerilemesini de göz önünde bulundurursak aynı evde birden fazla işle meşgul olabilirsiniz. Aynı anda, aynı evde, aynı iş yerinde sorumluluklarınız artıyor efendim. Küllerinizden doğuyorsunuz, anka kuşu gibi. Sıfırlıyorsunuz hayatı. Bu aralar işle ilgili, çevreyle ilgili düzenlemeler yaparken sadece kendinize güvenerek hareket edeceksiniz. Güneş 6. evinizde hareket etmesi demek şu demektir. Hizmette sınır yok, ben her şeyi kendim yaparım haftasındasınız ve bu haftayı da iyi kullanacaksınız. Çevrenizdekilere adeta nasıl hareket edilir öğreteceksiniz. Bu hafta eğitimimiz aslında oğlak burçlarını alıyoruz da diyebiliriz. Sevgili kovalar, önümüzdeki hafta maddi konulardaki istikrarınız bozulabilir. Dolayısıyla Güneş 5. evinizde hareket ederken harcamalarda sınır tanımayacaksınız. Sevgili kovalar, kredi kartı limiti olan kartlarınızı lütfen evde bırakın. Bunu ben tavsiye ediyorum size. Bunu da almak istiyorum. Ben bunu da hak ettim. Kendimi şımartmam gerekiyor deyip baharın esintisiyle, Güneş'in ikizler burcuna geçişiyle kendinizi alışverişlere vurabilirsiniz. Anlamsız harcamalar yapabilirsiniz. Hatta bu aralar kredi veya alım satımla ilgili iddialı kararlar da alabilirsiniz. Özellikle sevgili kovalar, çevre ilişkilerinizde büyüme, farklı çevrelere girerken aynı zamanda da harcamalarda sınır tanımıyorsunuz. Para konusunda bu haftaya dikkat edin derim. Sevgili balık burçları, yükseleni balık olanlar, alınganlığınızın zirve yapabilir. Alınganlığınızın zirve yaptığı bir döngüden geçiyorsunuz. Dolayısıyla zaten gündeminiz böyle akıyor. Güneş-Satürn ilişkisi yavaş yavaş başlamak üzere. Haziran'da çok daha farklı bir platforma taşıyacak bizi. Ama biz şimdi Mayıs ayını anlatıyoruz. 20 Mayıs'ta akşamüstü Güneş, Cuma günü özellikle akşamüstü değişken, havanın değişkeni ikizlere geçerken sizin 4. evinizde etkili olacak. Sağlıkla ilgili, omuzlarla ilgili, iletişimle ilgili, duyacaklarınızla ilgili, aileyle ilgili birçok konuda düzenleme yapacaksınız. Zaten önümüzdeki hafta bilgiye, iletişime, diyaloğa, duyacaklarımıza sansasyonel yaratacak haberlere hazır olun. Biz bunları da mı gördük diyebilirsiniz. Bunu da daha çok iletişim anlamında bekliyor sevgili balıklara ve bunu tüm burçlara da söylemiş olayım. Ve haftanızı yönetirken olabildiğince sakin olmanızı tavsiye ederim. Efendim, hayat bir gündür, o da bugündür. Güzel bir pazar geçirmenizi diliyorum. Acısıyla tatlısıyla geçen hayatınıza renk katmak unutmayın. Biraz da sizin elinizde uyku halinden çıkıp biraz daha araştırarak, bilgi edinerek, gökyüzünün tavsiyeleriyle, hatta istediğiniz, hayal ettiğiniz alanlara yönelerek isteklerinizi elde edebilirsiniz. Siz sizin için uğraşırsanız istediğiniz bir hayatı elde edeceğinizi sakın unutmayın. İyi haftalar.